Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda size güzel bir hız problemi sorusu çözeceğim. Önce durdurup siz çözmeye çalışın, sonra da ben çözeyim. Pistin A ve B noktalarında bulunan V1 ve V2 sabit hızlı araçlar aynı anda ve belirtilen yönlerde pist üzerinde harekete başlıyorlar. Bu iki aracın ilk kez karşılaşmaları M ile C'nin ortasında olduğuna göre araçların ikinci kez karşılaştıkları konum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Birazdan kullanacağım için ekstra bir tane daha çizeyim dedim arkadaşlar, oraya kopyalayayım dedim. Şimdi bakın, her bir birime 2 diyeyim ben. Kesirlerle zaten uğraşma ihtimalimiz yüksek bu soruda. 2, 2, 2, 2, 2, 2 diyelim. Bir kenarı 4 birim olsun, tamam mı? M ile C'nin tam ortasında karşılaşıyorlar. Şöyle bir P noktası diyelim. A'dan çıkan 6 tam ortasına olduğu için bir daha burada. A'dan çıkan V1 hızına sahip olan 7 birim yol aldı. B'den çıkan da V2 hızına sahip olan da arkadaşlar 4, bir daha 5 birim yol almış oldu. Şimdi bu ne demek o zaman? A'dan çıkan V1 hızı 7V hızına sahipse V2 hızı da 5V hızına sahiptir. Hızları oranı aldıkları yol oranı olacak. Çünkü aynı anda orta noktaya, yani P noktasına geliyorlar. Şimdi arkadaşlar bunlar P noktasındalar ve ikinci kez karşılaşacaklar. İkinci kez karşılaştıkları zaman arkadaşlar nereye geldiklerini tabi bulacağız ama şunu görmeniz lazım. Şimdi artık bunlar yeni bir başlangıç noktası elde ettiler. V1 hızına sahip olan sağa doğru gidiyor. V2 hızına sahip olan da sola doğru gidiyor ve bir yerde karşılaştılar diyelim. Temsili olarak gösteriyorum, hiç takılmayın şu an buna. Böyle bir yerde karşılaştıkları için fark ettiyseniz birisi yolun bu kısmını alacak. Diğeri arkadaşlar yolun bu kısmını alacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Gördüğünüz gibi yolun tamamını aslında almış olacaklar ikinci durumda. Bu yüzden alınan toplam yol ikinci durumda 4 çarpı 4'ten 16 birimlik yol. Birinin hızı 7V, birinin hızı 5V olduğu için hızı 7V olan V1 7x'lik yol alır. Hızı 5V olan V2 de arkadaşlar 5x'lik yol alır aynı anda. Dolayısıyla 16 eşittir 12x. X de buradan 4/3 olur. Yani hızlı olan 7V'ye sahip olan 28/3 birim yol aldığında diğeri de arkadaşlar 20/3 yol alacak. Toplamda 48/3'ten 16 birimlik yolu alıp yolun tamamını alıp artık birlikte karşılaşacaklar. O zaman V2 28/3 yaklaşık olarak ne oluyor? 9 küsür, 9.1 falan gibi düşünelim. O zaman bakın 1 birim buradan geldi. 2 buradan 4, 3, 2 daha buradan 5, 2 daha buradan 7 oldu. 2 daha 9. Şöyle 9 küsür olduğu için AN arasında bir yere, şöyle bir T noktasına geldiğinde diğeri de arkadaşlar buraya gelmiş olacak. Bu da gerçekten 20/3 yol alıp T noktasında karşılaşacaklar. Yani A ile N arasında arkadaşlar. D şıkkı. Bu soruda önemli olan ilk başlangıçta bunlar yolun tamamını almıyorlar. Çünkü biri A'dan geliyor, biri B'den geliyor. Ancak ikinci durumda artık yolun tamamını almak zorundalar. Zaten bu dairesel pist sorusu, kare pist sorusu, dikdörtgen hiç fark etmez. İlk karşılaşma önemlidir. İkinci, üçüncü, dördüncü karşılaşmaların hepsinde arkadaşlar yolun tamamını bitirmek zorundadırlar. Bunlara benzer, bunlar kadar olmasa da, bu soru kadar olmasa da güzel sorular çözmüştüm hız problemlerinde. Onlara da bakabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.